İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iki rakip belediye başkan adayıyla aynı kürsüde açılış yaptı bugün. Beyoğlu'nun AK Partili belediye başkanı ve CHP'nin başkan adayını yanına davet etti. İki rakip yan yana fotoğraf verdi, el sıkıştı. İmamoğlu Meral Akşener'in ablasının cenazesine de katıldı. Allah razı olsun. Nezaketiniz için çok teşekkür ediyorum. Siyasi çekişme, kırgınlıklar bir kenara bırakıldı. Ekrem İmamoğlu Meral Akşener'in ablasının cenazesine katıldı. En son İstanbul'da İyi Parti afişlerinin asılmasına izin verilmemesi nedeniyle karşı karşıya gelen ikili cenazede acılarını paylaştı. İmamoğlu taziye dileklerini iletirken İyi Partili Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu da yanlarındaydı. Allah razı olsun. Ekrem İmamoğlu Kocaeli'de düzenlenen cenaze töreninin hemen öncesinde ise İstanbul'da AK Partili belediye başkanı ile birlikte açılıştaydı. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu manzaranın varlığı için elbette ki iki başkana da teşekkür ediyorum ama özellikle davetimize icabet ettiği için de Beyoğlu Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bir yanda Beyoğlu için tekrar adaylığını koyan AK Partili mevcut belediye başkanı, diğer yanda CHP'nin belediye başkan adayı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açılış için ikisini de davet etti yanına. Daveti karşılıksız kalmadı. AK Parti ve CHP adayları açılışı beraber yaptı. Bu fotoğraf önemli. Demokrasideki şu görüntüyü vermek ve sağlamak. Biz kendisini davet ettik. Kendisi gelmese bir anlamı olur muydu? Gene olmazdı. Güzel olan şey onun da bu davete icabet etmesidir. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, saygıdeğer belediye başkanı arkadaşlarım, bu bölgenin insanı olarak burada bu otoparkın, bu meydanın düzenlenmesi çok önemliydi. Bu projenin hazırlanmasında emeği olan merhum Kadir Topbaş Başkanımıza, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beyoğlu'ndaki Piyalepaşa Camii Zeminaltı Otoparkı'nın açılışında AK Partili Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney ve Ekrem İmamoğlu yan yana kestiler kurdeleyi. Demokrasi ve hizmet mesajı verdiler. Başkan seçildi, o günden beri Beyoğlu'nda herkesin belediye başkanı. Ben seçildim, herkesin belediye başkanıyım 16 milyon insanın huzurunda. Yarın öbür gün İnan Başkan seçildiği takdirde o da herkesin belediye başkanı olmayı arzuluyor. Mesele bu kadar özdür. İmamoğlu görevde olduğu süre boyunca İstanbul'a 61 bin araç kapasiteli otopark kazandırıldığını açıkladı. Hizmet odaklı olan kazansın dedi. Bunu ağır travma haline getirmemek hepimizin sorumluluğu. Manevi değerlerimizi, inançlarımızı, milli duygularımızı bu meselenin bir parçası yapmadan hizmet odaklı, şehrini, insanını düşünen süreçleri ortaya koyarak hak eden kimisi o kazansın kardeşim.